Selamünaleyküm canlar. Dünkü videoya 1000 like attığınız için çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda like'larınız hak edecek kalitede olur. Gerçekten çok güzel haberler var. Haydi videoya. Canlar, JoJo animesini, çizgi filmini, artık her neyse, birçoğunuz biliyordur. Bununla ilgili Mobile Legends oyunu mükemmel bir işbirliği getiriyor. Bu işbirliğiyle birlikte ummadığınız öyle kahramanlara kostümleri geliyor ki anlatamam. İşbirliğinin geliş tarihiyle alakalı herhangi bir kesin bilgi yok ama hangi kahramanlara hangi anime kostümlerinin geleceği ile ilgili bütün detayları sizlere veriyor olacağım. Şimdi zaman kaybetmeden detaylara geçelim. JoJo animesindeki Dio Brando karakteri Yin kahramanına kostüm olarak gelecekmiş. Hatta bu karakterin elinde bıçaklar olduğu için Ghost'un kahramanına da gelme ihtimali varmış. Enrico Petchi karakteri Leomord kahramanına kostüm olarak gelecek. Guido Mista karakteri de Clint kahramanına kostüm olarak gelecek. Bu kostümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba nasıl olacak, çok merak ediyorum. Jean-Pierre karakteri ise Lancelot kahramanına kostüm olarak gelecekmiş. Elinde kılıç falan olmadığı için nasıl olacak çok merak ediyorum. Belki animesinde vardır. Bilenler dediğim gibi yoruma yazsınlar. Tam ismini söyleyemiyorum ama Jolen diye bir karakter varmış bu animede. Bu karakter de Feni'ye benziyormuş. Feni için işbirliği kostüm olarak gelecekmiş. Jon'u atan Geostar karakteri de Chu kahramanına gelecekmiş. Yani baktığım zaman görsel olarak olabilir diyorum ben. Jessop Geostar karakteri ise Beleriand kahramanına gelecekmiş. Bu çok ilginç. Duyduğumda bayağı bir şaşırmıştım. Jatoru Gujo karakteri ise Badan kahramanına gelecek ki bu bayağı uyumlu. Bu videodan da anlayabilirsiniz. Sanırım bu animedeki karakter seri yumruklar atan bir karakter. Ve animedeki bu karakter Badank'a bayağı bir uyduğunu söyleyebilirim. Muhammad Avdol diye bir karakter varmış. Bu da Valir kahramanına gelecek arkadaşlar. Kira diye bir karakter var. Kira da Digi kahramanına gelebilirmiş. Bunu hatta iki formda göstereyim. Bir böyle göstereyim Kira'yı, bir de şu şekilde göstereyim. İlginç bir durum gerçekten. Yani Digi'yi savaş alanında bu şekilde görmek, bilmiyorum arkadaşlar. Evet canlar, MLBBX JoJo ile ilgili gelecek olan işbirliği kostümleri bu şekildeydi. Geliş tarihi ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım ama ulaşır ulaşmaz bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Mobile Legends oyununun bu işbirliğini getirmesi konusundaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumda belirtin. Dünkü videomda yeni gelecek olan revamplardan sizlere bahsetmiştim ama bunlara yepyenileri eklendi. Dünkü videoyu izlemeyenler için Granger, Franco, Van Van, Eudora, Parsha, Odette, Glo, Balmond kahramanlarına revamp geliyor. Kostümlerden ise Nana yaz kostümü, Feni yaz kostümü, Alucard Legend kostümüne revamp geliyor. Bu revamplardan bahsettikten sonra gelelim asıl olayımıza. Poe's kahramanın revamplandığını biliyorduk. Mobile Legends oyunu revampına revamp getirdi. Böyle değişik bir durum. Yeni hali eski hali şeklinde de birazdan göreceksiniz. Ufak tefek dokunuşlar yapmış. Yeni hali bu şekilde. Böyle birazcık daha esmerimsiydi. Teninin rengini birazcık açmışlar ve elindeki taşla ilgili de ufak tefek dokunuşlar vesaire yapmışlar. Zaten aradaki farkı görüyorsunuz. Bunun yanı sıra Poe's kahramanının normal kostümüyle ilgili de tasarımları bitirdi Mobile Legends oyun. Tabii ki bu şekilde gelmeyecek oyunumuz arkadaşlar. Bu hali boyanacak. Boyanmamış hali diyeyim ben size. Ve fark ettiyseniz Poe's'un saçları bir tarafta beyazken bu tarafta siyah olacak. Poe's'tan sonra Alice kahramanı için de revamp gelecek. Yeni hali bu şekilde olacak. Alice revampıyla birlikte Alice kostümleri ve Alice kahramanı ile ilgili de bir indirim mağazada olacak. Ve son olarak Martis kahramanı ile ilgili revamp vardı. Bu revamplarla ilgili ilerleyen günlerde farklı gelişmeler olacaktır. Hepsini sizlere aktarıyor olacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Geçtiğimiz videolarda Akai kahramanına ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz kostümün geleceğini söylemiştim. Mobile Legends oyunu 8. yıl dönümü kutlamasını yapacak ve bu kutlamayla birlikte bizlere bayağı bir kostüm verecek. Akai kahramanının bu kostümünü alacağız ya canlar. Buna ek olarak Akai kahramanının sol tarafta görmüş olduğunuz kostümünü de alabilirmişiz. Ya da Akai kahramanının bu kostümünü ve yanında bu kostüme ait bir renklendirme olacakmış. Johnson için bir kostüm vardı. Akai için İki kostüm birden görecekmişiz. Mobile Legends'ın açıkladığı resmi bir şey değil ama form sitelerinde bu şekilde gözüküyor. Biraz önce de söylediğim gibi Eylül ayında gelecek olan 8. yıl kutlamalarında Mobile Legends oyunu birçok kostüm bizlere verecek. Elite, Special, Epic,
Bedava kahramanlar, bedava eşyalar bu etkinlikte bizleri bekliyor olacak. Geçtiğimiz yıl Johnson kahramanı için özel yollarda araba sürme etkinliği falan gelmişti. Akai için de bölümlerin olduğu ve her bölümde farklı görsellerin bulunduğu farklı etkinlikler de bizleri bekliyor. Mobile Legends'ın 8. yıl kutlamalarının etkinlik logosu bu şekilde olacakmış. Buna ek olarak hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Mobile Legends oyunu bizlere 7. yıl kutlamalarında zaman zarfı vermişti. Ve bu zarfta 7. yıl dönümünün coşkusunu zaman zarfının içerisine mühürlendi. Önümüzdeki sene 8. yıl dönümünde bu mektubu açtığında seni büyük sürpriz bekliyor olacak. Bence Mobile Legends oyunu kaliteli bir kostüm ya da elmas verecek. Bak benim tahminim. Sizce ne verecek? Lütfen yorumda belirtin ama yorumunuzu yaparken şöyle deyin. Zaman zarfından şu şu verilecek. Bu şekilde yapın. Biliyorsunuz Temmuz ayının 20'sinde Florian kahramanının yaz kostümü gelecek ve bir ay boyunca mağazada duracak. Kuponla birlikte indirimli bir şekilde yaz kostümünü alabileceksiniz. Florian yaz kostümünün lansman haftasına özel %30'luk bir indirimi de olacak. Biraz önce de söylediğim gibi kostümü alırken elmas kuponlarınızı vesaire kullanabileceksiniz. M6 etkinliği ile ilgili çok önemli gelişmeler var canlar. Geçtiğimiz videolarda M6 etkinliğinin logosunu ve etkinliğin renk tonlamalarından sizlere bahsetmiştim. Ve M6 kostümünün Cloud kahramanına geleceğini biliyorsunuz. Ankette vardı. Anketler sonuçlandı. Cloud M6 kostüm anketlerinden birisi buydu. Diğer kostümümüz buydu. Ve sonuncusu da bu kostümdü. Anketin kazananı bu kostüm oldu. Cloud'un M6 kostümü bu kostüm olacak. M6 Prime kostümü için seçenekler daha fazlaydı. Bu kostüm, bu kostüm, bu kostüm, bu kostüm ve bu kostümdü canlar. Bu kostümler arasından seçilen kostümümüz bu kostüm oldu. Cloud kahramanına M6 Prime kostüm olarak bu kostüm gelecekmiş. En son bilgiler M6 ile ilgili bu şekilde. M6 etkinliği yakın zaman içerisinde test sunucularına gelecek. Bütün detayları sizlere vereceğim. M6 etkinliğinin ödül havuzunda Yuuzhong M5 kostümü ve efektleri vesaire dışında bütün her şey olacakmış. Ve yine ücretsiz görevlerden bayağı bir puan toplayıp hem M6 kostümünü hem de M6 Prime kostümünü neredeyse bedava alabileceğiz canlar. Etkinlikle ilgili bütün detayları yakında veriyor olacağım. MLBBX Transformers etkinliği bomba gibi geliyor canlar. Etkinlikle ilgili bütün detayları sizlerle paylaşacağım. Yorumlarda hepiniz soruyordunuz. Etkinliğimiz 11. aylara doğru gelecek. Geçtiğimiz yıllardan da hatırlarsanız Mobile Legends oyunu Transformers etkinliğini 11-11 etkinliğiyle birlikte getiriyordu. Bu yılda büyük ihtimalle aynısı olacak. Çünkü forum sitelerinde Transformers etkinliğinin geleceği bayağı ciddi anlamda konuşuluyor. Ben de geleceğini düşünüyorum. Ve 11. aylarda bu etkinliği oyunumuzda göreceğiz. MLBBX Transformers etkinliği geldiğinde Part 1, Part 2 premium tedarik olacak. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas yükleyerek 2 bilet, 100 elmas yükleyerek 3 bilet, 250 elmas yükleyerek 5 bilet, 100 elmas harcayarak 2 bilet, 250 elmas yükleyerek 3 bilet olmak üzere. Part 1 premium tedarikten 16 bilet alıyoruz. Part 2'den de 16, toplamda 32 bileti sadece premium tedarikten alacağız. Premium tedarikleri dışında oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikte sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi 50 elmasa, 100 elmasa, 200 elmasa, 400 elmasa Transformers bileti alıyoruz ve kazma hakkı elde ediyoruz. Elde ettiğimiz kazma haklarıyla burada kazma yaparak hem Transformers kostümlerini hem de diğer eşyaları kazanma şansımız oluyor. Bu kısımdan da 9 bilet toplayacağız. Böylelikle Transformers etkinliğinden 41 bilet en az toplayacağız. Etkinlikte 1x 10x çekilişleri yaparak Transformers kostümlerini çıkartma şansımız olacak. Bunun yanı sıra Epic, Chark Epic kostümleri de etkinliğin ödül havuzundan alma imkanımız olacak. Biliyorsunuz etkinlikte bingo mantığı var. Bingoyu tamamladığınız zaman oyun sizlere Transformers kostümlerinden birisini rastgele verecek. Tabii ki de sizde olmayan Transformers kostümlerinden birisini verecek. Ve etkinlikte fazladan olan bingo haklarınız elmasla yapacağınız çekilişte size indirim olarak dönecek. Ve çekilişler sonucunda sizde olan eşyaları çıkarttığınız zaman bu eşyalar puana dönüşüyor. O puan
puanda 30 olduğunda size ekstradan bir bilet geliyor. MLBBX Transformers etkinliği 11. aylara doğru tekrar geldiğinde mantık hemen hemen aynı olacak ve bundan sonraki süreçte de Mobile Legends oyunu yeni Transformers kostümlerini getirecek. Hemen onlarla ilgili bilgiyi de vereyim. MLBBX Transformers etkinliği bu yıl eski kostümleri getirdikten sonra Mobile Legends oyunu Transformers etkinliğinin Part 3'ünü getirecekmiş ve bu Part 3'te yer alacak kostümlerden bir tanesi ise Transformers'taki Devastator'ın Grog'a gelme ihtimali çok yüksek. Yani bu şekilde baktığım zaman Grog için gelebilir ciddi anlamda. Belirik içinse Shockwave kostümünün gelme ihtimali var. Hayabusa kahramanı için Drift kostümü, Clint kahramanı için Prowl kostümü ve Franco kahramanı için Ironhide kostümü ileride oyunumuza Transformers kostümü olarak gelebilirmiş. Evet canlar, Transformers'larla ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça diğer videolarda detayları vereceğim. Biraz da oyunumuza yeni gelecek olan kostümlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Alpa kahramanı için böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz birbirinden muazzam kostümlerden birisi kahramanımıza Legend, Zenith ya da All-Star kostümü olarak gelecek. Canlar, Selena ile ilgili çok güzel haberlerim var. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümle ilgili henüz bir haber yok. Ama Mobile Legends oyunu kostüm anketi getiriyor. Ankette görmüş olduğunuz birbirinden güzel kostümler kahramanımıza Epic Collector 11-11 ya da Zenith kostüm olarak gelecek. 2 hafta içerisinde kostümün türü kesinleşecektir. Bunun yanı sıra Layla All-Star kostümü ile ilgili güncelleme var. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümlerden birisi seçilip Layla'ya All-Star kostümü ya da Epic kostüm olarak gelecek. Gadot Kaca kahramanı için yıldız üyelik geleceğini biliyorsunuz. Bu yıldız üyeliğin 2 adet renklendirmesi olacak. Geliş tarihini de ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Johnson Legend bekleyenler için büyük bir sürprizim var. Johnson Legend kostümü için avatar çerçevesi barı test sunucularında açıldı. Aynı şekilde kostüm barı açıldı. Bu da demek oluyor ki Johnson Legend hayırlı uğurlu olsun. Büyülü çarktan bu kostümü alabileceğiz. Temmuz ya da Ağustos ayı içerisinde kostüm oyunumuzda olacak. Saymış olduğum bu detaylar çıktıysa gelmesi an meselesidir. Sicilian kahramanı için de test sunucularında kostüm barı açıldı. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm yakın zamanda kahramanımıza gelecek. Dyrit kahramanı için de kostüm barı açıldı. Büyük bir ihtimalle Dyrit Neo Beyaz geliyor. Link kahramanı için de oyunumuzda kostüm barı açıldı. Büyük bir ihtimalle Neo Beyaz kostümü gelecek. Bunun dışında Link kahramanına Squad kostümü de gelecek. Jujutsu Kaisen etkinliğinin bitiminden belli bir süre sonra 1-1,5 ay sonra Julian kahramanın epik kostümü oyunumuza gelecek. Ve birazcık daha zaman geçtikten sonra da Julian'ın yıldız üyeli kostümünü oyunumuzda göreceğiz. İki renklendirmesi olacak. Tamuz kahramanı için böyle bir kostüm anketi vardı. Bu ankette kostümlerden birisi kazanan kostüm Legend'de kolektör olarak oyunumuza gelecekti. Kazanan kostüm bu oldu. Oyunumuza Legend, Zenith, 11-11, Star ya da Kolektör kostüm olarak gelecek. İlerleyen günlerde detaylar çıktıkça paylaşacağım. Arkadaşlar, kostüm anketleriyle ilgili bu kısmı çok daha da uzatabilirdim ama daha fazla uzatmaya gerek yok. Eğer isterseniz Mobile Legends oyununa gelecek olan bütün kostüm anketlerinin nasıl ne zaman geleceğini anlatan bir videoda çekerim. Yorumda belirtmeniz yeterli. Oyunumuzun etkinlik alanında Şükran Ödülleri Takibi diye bir etkinlik var. Bu etkinlikte görevleri tamamlayarak ücretsiz promosyon elmasları elde edeceğiz. Ve promosyon elmaslarını 5 Temmuz'da 20 Temmuz tarihleri arasında kullanmamız gerekiyor. Ne kadar promosyon elmas toplayacağız, görevler nasıl olacak detayları sizlere aktaracağım. Hatta market alanına farklı eşyalar da gelebilir mi? Sizler de promosyon elmas detaylarını okursunuz. Bize bir mavi elmas, gerçek elmas gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi geçelim etkinliğin detaylarına. Etkinliğimiz bu şekilde olacak canlar. 100 promosyon elması kazanmak için bir arkadaşını davet et ve onun seviye 8'e ulaşmasını sağla. İkinci görev, toplamda 2 arkadaşını davet et, onun 8. seviyeye ulaşmasını sağla. Üçüncü görev ise toplamda 5 arkadaşını davet et, onun 8. seviyeye ulaşmasını sağla. Toplamda 5 kişiyi davet edip 8. seviyeye ulaştırdığınızda 400 promosyon elması, yani 400 elmas kazanıyorsunuz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. 3-5 arkadaş toplanırsınız, Smurf hesap açarsınız. Açtığınız Smurf hesaplarda bu etkinliğe girdiğinizde Smurf hesaplarda davet kodu gir diye bir alan olacak. Oraya kendi davet kodunuzu gireceksiniz. Zaten etkinliğe girdiğinizde alt kısımda davet kodu yazıyor. O kodu girdiğinizde o hesap için bir arkadaşa gönderiyorsunuz.
görevi tamamlamış oluyorsunuz. Burası sıradan görevlerin olduğu kısım. Bir de gelişmiş görevler var. Gelişmiş görevlere baktığımız zaman ben ilk etapta baktığımda dedim ki lan buradan 400 veriyorsa sıradan kısmından, gelişmiş kısmına tıkladığımda herhalde bana en az 1000 tane promosyon elması verecek diye düşündüm ama arkadaşlar burada nadir kostüm parçası veriyordu. Test sunucusunda bu şekildeydi etkinlik. İnşallah orijinale geldiğinde sıradan görevler kısmından 400, gelişmiş görevler kısmından 1000 kasarız. Keşke öyle olsa ama test sunucularında etkinlik bu şekildeydi. Umarım orijinale geldiğinde daha farklı, daha kolay, daha çok ödül veren bir etkinlik olarak gelir. Bunun dışında söylemiş olduğum arkadaş daveti etkinliğinden 400 promosyon elması alıyoruz ya. Şimdi ekranda bir görsel görüyorsunuz. Bu görsel Photoshop falan değil, tamamen oyunun kendi kaynaklarından elde edinilmiş bir görseldir. Bu etkinlikte oyuna giriş yaparak 20 promosyon elması, klasik sıralı kulüp modunda oyun oynayarak 15 promosyon elması, arkadaşlarınızla birlikte aynı görevi yaparak ya da herhangi bir elmas yüklemesi yaparak 20 promosyon elması olmak üzere günlük olarak 55 promosyon elması toplayacaksınız ve bunu 15 gün boyunca yapacağız. Böylelikle 825 promosyon elmasını etkinlikten alacağız. Sonra etkinlik geldiği gün bu ekranda görmüş olduğunuz elmasa tıkladığınızda 15 promosyon elması alacaksınız. Bir de 20 Temmuz'da da böyle bir kutu gelecek. O kutuyu açtığımız zaman içerisinden bize 39 promosyon elmasıyla 1111 promosyon elması arasında promosyon elması verecek ki büyük ihtimalle herkese 39 olan çıkacaktır. Ve böylelikle bu etkinlikten 1951 promosyon elması almış olacağız. Buna bir de arkadaş daveti etkinliğini eklediğimiz zaman 2300-2400 promosyon elması bizleri bekliyor. Bu bilgiler form sitelerinde ve büyük Mobile Legends kanallarında paylaşılmış durumda. 5 Temmuz gibi ya da Temmuz ayı içerisinde bu etkinlikleri oyunumuzda göreceğiz. Promosyon elmaslarımızı mağaza kısmında kullanırken Mobile Legends oyunu süre sınırlı bazı kostümleri ve üstte ışınlanma efektlerini de market alanına getirebilirmiş. Bu kesin bir bilgi değil ama promosyon elmaslarınızı harcamadan önce birazcık bekleyin ve market kısmına bu eşyaların düşüp düşmediğini kontrol edin. Evet canlar, bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.